Bu hafta kitap önerisi serimizin açılışını yapıyoruz. Ekonomi ile ilgili okuduğunuz kitap sayısıyla yatırımlardan elde ettiğiniz kazanç arasında kesinlikle doğrudan bir orantı var. Ben de bildiğim şeylerin çok büyük bir bölümünü sizlere önereceğim bu kitaplara borçluyum. Diğer bir önemli nokta ise bu kitapların hangi sırayla okunacağı. Buna karar verirken temelde şunu düşündüm. Geçmişe gitsem ve daha genç halimle karşılaşsam ona hangi kitapları hangi sırayla okumasını önerirdim. İşte bu hafta o listeye giriş yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Başlangıç kitabımız Babil'in en zengin adamı. 1,5 milyonun üzerinde satmış bir kitap. Neden birinci sırada bu kitap var? Çünkü çok temel bir konuya değiniyor. Gelirinizin bir kısmını kenara koymanın yani para biriktirmenin ve bu birikimler ile doğru yatırımlar yapmanın önemi. Diğer bir sebep ise çok sade bir dil ile yazılmış olması. Bu kitabı okumak için herhangi bir ekonomik temel hatta okuma alışkanlığı bile gerekmiyor. 150 sayfalık görece kısa bir kitap. Peki ne anlatıyor bu kitap? Para bugün de 6000 yıl önce Babil'de de temelde aynı kurallar ile yönetilmektedir. Kitabın ana çıkış noktası burası. Kısaca özetlersem Babil zamanının çok zengin bir şehri ve bu şehrin en zenginlerinden biri de kitabımızın kahramanı olan Arkad. Bir gün Arkad'ın yanına çocukluk arkadaşları geliyor. Diyorlar ki biz seninle aynı okula gittik, aynı öğretmenlerden eğitim aldık. Sen çok parlak, çok çalışkan bir öğrenci de değildin. Nasıl oldu da biz borç içinde yaşarken sen bu kadar zengin oldun? Kitabın tamamı Arkad'ın arkadaşlarına verdiği öneriler ve bazı anlatılardan oluşuyor. Kitap kısaca şunu söylüyor: "Mutlaka gelirinizin %10'unu birikime ayırın ve birikimlerinizle de mutlaka doğru yatırımlar yapın." Yani çalıştırın paranızı. Böyle muhteşem, işi görülmemiş fikirlere sahip bir kitap değil. Ama yatırım işinin çok temel bir noktasına çok sade bir dil ile değiniyor ve motive edici bir yanı da var. O yüzden ekonomiyle ilgili okunacak kitaplar listemde benim birinci sıramda Babil'in en zengin adamı var. İkinci sıramda ise biraz daha popüler bir kitap. Zengin Baba, Yoksul Baba. Robert Kiyosaki'nin yazdığı bu kitap da yine motive edici bir kitap. Bu kitap kişisel finans alanında dünyanın en çok satanlarından biri. Zengin Baba Yoksul Baba finansal geleceklerinin kontrolünü eline almak isteyenler için bir başlangıç noktası diyor US Today ki bence de çok doğru. Gerçekten tam bir başlangıç noktası. Yazar kitabın arka kapağında şöyle diyor. İnsanların maddi olarak sıkıntı çekmesinin başlıca nedeni yıllarını okulda geçirip parayla alakalı hiçbir şey öğrenmemeleridir. Sonuç olarak bu insanlar para için çalışmayı öğrenirler. Ama asla parayı kendileri için çalıştırmayı öğrenemezler. Kitabın ana fikri de aslında bu. Bireysel finansımızı nasıl doğru bir şekilde yönetebiliriz? Yazar kitaba şu şekilde bir giriş yapıyor. İki babam vardı benim. Biri zengin, biri yoksul. Biri mürekkep yalayıp yutmuş zekiydi. Doktora yapmış, dört yıllık üniversiteyi 2 yılda bitirmişti. Sonra akademik araştırma yapmak için tam burslu olarak Stanford Üniversitesi'ne, Chicago Üniversitesi'ne ve Northwestern Üniversitesi'ne gitmişti. Diğer babam ise 8. sınıfı bile bitirmemişti. Her ikisi de mesleklerinde başarılıydılar. Yaşamları boyunca sıkı çalışmışlardı. İkisinin de kazançları azımsanmayacak ölçüdeydi. Yine de biri ömrü boyunca maddi yönden sıkıntı çekmişti. Öteki ise Hawaii'nin en zenginlerinden biri olmuştu. Biri öldüğünde ailesine 10 milyonlarca dolar, vakıflar ve kurduğu kiliseyi bıraktı. Diğeri ise ödenmemiş faturalar. 8. sınıfı bitirmemiş biri doktora yapmış bir akademisyenden nasıl daha zengin olabilir? Kitap özünde bunu açıklıyor. Ve kitabın ilk alıntı yaptığı cümle şu. Yoksullar ve orta sınıf para için çalışır. Zenginler parayı çalıştırır. Peki para nasıl çalıştırılır? Birinci kural pasif ve aktif arasındaki farkı bilmek ve paranı aktiflere yatırmak. Burada Kiyosaki aslında şirketlerin nakit akım tablosundan yararlanmış. Şöyle açıklayayım herkesin iyi ya da kötü bir geliri var. Sorun bu gelirin nereye harcandığı. Örneğin kredi çekerek bir araba aldığınızı düşünelim. Gelirinizin bir kısmı artık her ay krediye gidiyor. Öte yandan aldığınız arabanın sigortası, kaskosu, rutin bakımı, benzini vesaire size ekstra giderler çıkartıyor. Daha da özelleştirelim. Diyelim geliriniz 100.000 TL olsun. Araba aldıktan sonra araba masrafları ve kredi ile birlikte yıllık geliriniz 60.000 TL'ye azalsın. Öte yandan diğer bir örnek olarak biriktirdiğiniz parayla kar payı ödeyen bir hisse senedi aldığınızı düşünün. Yıllık geliriniz 100.000 TL'ydi. Hisse senedinden aldığınız kar payı ile bu gelir 110.000 TL'ye yükseldi. İşte pasif ve aktif arasındaki temel fark bu. Harcadığınız para size ilave bir gelir sağlıyorsa aktif, gider yaratıyorsa pasiftir. Aktif varlıklara para yatırdıkça zenginleşecek Pasif varlıklara para yatırdıkça fakirleşeceksiniz. Kiyosaki kitapta şöyle bir örnek veriyor. Yeni evli, mutlu ve eğitimli genç bir çift daracık kiralık bir apartman dairesine taşınırlar. Çok sürmez birlikte en az tek başına oldukları kadar az para harcadıklarından para artırdıklarını fark ederler. Sorun dairenin darlığıdır. Çocuk sahibi olabilmek için düşlerindeki evi satın almak üzere para biriktirmeye karar verirler. Ne de olsa artık çift gelirlidirler. Böylelikle mesleklerine odaklanırlar. Gelirleri artmaya başlar, gelirleri arttıkça giderleri de artar. Kendi evlerine yerleşir yerleşmez adına emlak vergisi denen yeni bir vergiyle tanışırlar. Derken yeni bir araba, yeni evlerine göre yeni mobilyalar ve yeni aletler alırlar. Ansızın uyandıklarında ellerindeki pasif sütunu, ipotek borcu ve kredi kartları borcuyla dolmuştur. Fare yarışında tutsaktırlar artık. Bir çocukları doğar, daha çok çalışırlar, aynı süreç tekrarlanır. Bu genç çiftle sık sık karşılaşırım. Adları değişir ancak finansal ikilemleri aynıdır. Diyeceklerimi dinlemek üzere toplantılarıma gelirler. Nasıl daha fazla para kazanacağımızı anlatabilir misiniz diye sorarlar. Asıl sorunun ellerindeki parayı nasıl harcadıklarıyla ilgili olduğunu, maddi darlıklarının gerçek nedenini bilmezler. Ve ekliyor. Önce aktifler edinin. Daha sonra güzel bir eve, havalı bir arabaya para ayırırsınız. Fare yarışına hapsolmak zekice değildir. Bu kitabı ikinci sıraya koymamın nedenleri 1. Daha önce önerdiğim Babil'in en zengin adamı kitabı gibi, bu da çok sade bir dille yazılmış ve okumak için herhangi bir temel gerektirmiyor. 2. Motive edici olması. 3. Bireysel finans gibi küçük yatırımcı için çok önemli bir konuya değinmesi. İlk önerdiğim kitap Babil'in en zengin adamı size para biriktirmenin ve bu birikimlerle doğru yatırım yapmanın önemini anlatacak. Zengin baba, yoksul baba ise bireysel gelirinizin nasıl doğru bir şekilde yönetileceğine odaklanacak. Yani bu iki kitap hem sizi motive edecek hem de size bir temel oluşturacak. Üstelik okuması keyifli, basit kitaplar. Sıradaki kitap ise bence aralarındaki en değerlisi. Paranın psikolojisi. Kitabın yazarı Morgan Housel ABD'de tanınan biri. Wall Street Journal'da yıllarca ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. Bence de çok değerli bir isim. Yatırımcılığı çok doğru bir şekilde anlamış ve bu kitapla çok doğru bir şekilde aktarıyor. Yazar giriş kısmında şöyle diyor: bu kitabın ana fikri paranızı iyi kullanmanızın ne kadar zeki olduğunuzla pek ilgisi olmadığı, buna karşılık nasıl davrandığınızla yakından ilgili olduğu önermesine dayanıyor. Hiçbir finansal eğitim olmayan sıradan insanlar zekanın formal ölçütleriyle hiç ilgisi olmayan bir avuç davranışsal beceriye sahip olmaları halinde varlıklı olabilirler. İşte kitabın tamamında bu bir avuç davranışsal beceriyi açıklıyor. Bu üçü arasında kesinlikle ve kesinlikle okuyun diyeceğim kitap bu. Kısaca özettiğim kitap ilk başlarda şans ve risk faktörünün önemine değiniyor. Daha sonra bileşiklendirmenin gücünü işliyor. İlk verdiği örnek de şu. Warren Buffett'ın net değeri 84.5 milyar dolar olan varlıklarının 81.5 milyar doları 65. doğum gününden sonra geldi. Bunun nedeni Warren Buffett'ın 65'inden sonra çok başarılı olmaya başlaması değil. Bileşiklendirmenin gücü sayesinde ve bu gücü zihnimizin gerçekten kavraması zor. Bununla ilgili kitapta çok güzel bir örnek var, okumak isterim. Bilim insanları ancak 19. yüzyılda yeryüzünün birkaç kez buzlarla kaplandığı konusunda görüş birliğine varabildi. Aksini iddia etmek için fazlasıyla kanıt vardı. Dünyanın her yeri daha önceki dönemlerde donmuş bir yer kürenin izlerini taşıyordu rastgele yerlere dağılmış devasa kayalar, ince katmanlara ayrılmış kaya yatakları, zamanla tek bir buzul çağı değil, üzerinde çalışıp değerlendirebileceğimiz 5 ayrı buzul çağı olduğuna dair kanıtlar giderek açıklık kazandı. Gezegenimizi dondurmak, tekrar eritmek, sonra yeniden dondurmak için muazzam miktarda enerji gerekiyordu. Yeryüzünde bu döngüleri ne yol açıyor olabilirdi? Bu her neyse gezegenimizdeki en kuvvetli güç olmalıydı. Öyleydi de. Fakat hiçbirimizin beklemediği bir şekilde. Önceleri buzul çağlarının nasıl oluştuğuna dair çok sayıda teori vardı. Dahası bunlar muazzam jeolojik etkilerini gözler önüne serecek kadar muazzam teorilerdi. Ne var ki bu teorilerin hiçbiri buzul çağlarının döngüsünü açıklayamıyordu. Sıra dağların yükselişi veya bazı büyük yanardağlar tek bir buzul çağını açıklayabilirdi. Fakat bu döngünün 5 kez yinelenmesini açıklayamıyordu. 1900'lerin başında Milankovic adlı Sırp bilim insanı Güneş'in ve Ay'ın yerçekimsel gücü Dünya'nın hareketini hafifçe etkilemekte ve Dünya Güneşe doğru eğilmekte. Bu döngünün bazı dönemlerinde Dünya'nın iki yarım küresi normalin biraz altında veya biraz üstünde güneş ışını alıyor ve işin eğlenceli kısmı da burada başlıyor. Milankovic'in teorisi başlangıçta dünyanın yarım kürelerdeki bir eğimin gezegenimizi buzula çevirecek kadar şiddetli kışlara yol açtığını varsayıyordu. Fakat Vladimir Köppen adlı bir Rus meteorolog Milankovic'in çalışmalarını daha da derinleştirerek büyüleyici bir ayrıntı keşfetti. Gezegenimizin buza dönüşmesinin suçlusu soğuk kışlar değil hafif serin geçen yazlardı. Döngü bir yaz o kış yağın karı eritecek kadar ısınmadığında başlıyor hafif serin geçen yaz ayları boyunca erimemiş olan buz tabanı ertesi kış karın birikmesini kolaylaştırıyor. Ki bu da hem ertesi yaz karın kalkmama olasılığını arttırıyor hem de bir sonraki kış daha da çok kar birikmesini getiriyor. Sürekli kar yağması ve kalkmayan kar tabakası güneş ışığını daha fazla yansıtarak soğumayı şiddetlendiriyor. Bu da fazla kar yağmasını getiriyor ve süreç böyle devam ediyor. Birkaç yüzyıl boyunca biriken mevsimsel kar yığını muazzam bir buz tabakasına dönüşüyor ve buzul süreci başlıyor. Tersi durumda da aynı şey oluyor. Burada çarpıcı olan nokta koşullardaki görece küçük bir değişiklikten böylesine büyük bir şeyin ortaya çıkması. Buzul çağından çıkarabileceğimiz en önemli ders şu. Müthiş sonuçlar elde etmek için müthiş bir güce sahip olmamız gerekmiyor. Bir şey bileşerek büyüyorsa küçük bir başlangıç temeli olağanüstü sonuçlara yol açabilir. Ayrıca kitap bu bölümde Jim Simons'a da değiniyor. Simons 1988 yılından bu yana yıllık ortalama %66 gelir üretti. Bu rekora yaklaşan hiç kimse yok. Buffett için bu oran %22'de yani Simons'ın 3'te biri. Öte yandan Simons'ın serveti Warren Buffett'ın %25'i kadar. Simons daha iyi bir yatırımcıysa aradaki bu %75'lik fark nereden geliyor? Simons yatırım işine 50 yaşından sonra başladı. Kitap diyor ki Buffett'ın başarısının altını çizen 2000 kitaptan hiçbiri bu adam 75 yıldır aralıksız yatırım yapıyor değil. Oysa başarısının büyük bir bölümünde kilit unsurun bu olduğunu biliyoruz. Yani kitap gerçekten bileşiklendirmenin gücüne çok doğru vurgular yapıyor. Daha sonraki bölümde ise konu ayakta kalmak. Burada yine Buffett'a değiniyor. Buffett'ın yatırım getirilerini nasıl elde ettiğini, en iyi şirketleri, en ucuz hisse senetlerini, en iyi yöneticileri nasıl bulduğunu anlamaya çalışmak için yıllarca uğraşmamız gerekebilir. Bu zor. Fakat o kadar zor olmayan ama eşit önemde başka bir şey yapılabilir. Buffett'ın neleri yapmadığına odaklanabiliriz. Borca sürüklenmedi. Yaşadığı 14 ekonomik durgunluk sırasında paniklemedi ve satmadı. Ticari itibarını lekelemedi tek bir stratejiye, tek bir dünya görüşüne veya geçici bir eğilime yapışıp kalmadı. Gerçekten de buralar kritik noktalar. Buffett hiçbir zaman borç parayla yatırım yapmadı. Hiçbir kriz döneminde hisse senedi satmadı. Kitapta geçen bir örnek daha var. Bildiğiniz gibi Buffett ve Charlie Munger Berkshire Hathaway'de ortak çalışıyorlar. Bir de bunların Rick isminde bir arkadaşları vardı. Fakat bu Rick piyasadan silindi. Buffett'a sorduklarında şöyle dedi. Charlie ile ben inanılmaz varlıklı olacağımızı biliyorduk varlıklı olmak için acelemiz yoktu, olacağını biliyorduk. Rick de bizim kadar akıllıydı fakat acele ediyordu. Sonuç olarak 1973-74 krizinde Rick kaldıraç kullandı ve servetini eritti. Sonuç olarak Rick piyasalardan çekilirken Buffett ve Charlie dünyanın en zengin insanları oldular ve Buffett'ın söylediğine göre her üçü de benzer akıldaydılar. Farkı belirleyen tek şey açgözlülük oldu. Rick ayakta durmayı başaramadı. Yani kitap bu bölümde şunu söylüyor büyük getiriler istemek yerine finansal anlamda çökertilemez olmaya odaklanın. Kitapta bunun gibi pek çok kıymetli bölüm var. 12. ve 13. bölümler plan yapma konusunda çok değerli noktalara vurgu yapıyor. Benim de videolarda sık sık söylediğim gibi gelecek bilinmez, hayat daima sürprizler yapar. Finans dünyasında da bu böyledir. O yüzden kitabın da söylediği şey şu. Her zaman plan yaparken planın plana göre gitmeyeceğini planlayın. Kitap bu noktada iskambil kartlarıyla oynanan bizde 21 denilen Blackjack oyununu örnek veriyor. Blackjack'te kart saymanın temelleri basittir. Kurpier'in hangi kartı çekeceğini kimse kesin olarak bilemez. Ancak dağıtılan kartları takip ederek destede hangi kartların kaldığını hesaplayabilirsiniz. Bunu yapmak size Kurpier'in belli bir kartı çekme olasılığını gösterebilir. Bir oyuncu olarak da istediğiniz kartın size gelme ihtimali lehinize olduğunda daha fazla aleyhinize olduğunda ise daha az para koyarsınız. Bunu nasıl yapıldığının mekaniği önemli değil. Önemli olan bilekçekte kart sayan birinin kesinlik değil bir olasılık oyunu oynadığını bilmesidir. Herhangi bir elde haklı olma şansının yüksek olduğunu düşünür ama yanılma ihtimalinin de yüksek olduğunu bilir. Meslekleri göz önüne alındığında size garip gelebilir ama stratejileri tamamen alçak gönüllülüğe dayanır. Kart sayma sistemi işe yarar. Çünkü olasılıkları son derece hafif bir şekilde kasadan oyuncuya doğru çevirir. Ancak olasılıklar lehinize görünse bile bahisi çok yüksek tutuyor ve yanılıyorsanız o kadar çok kaybedebilirsiniz ki oynamaya devam edecek paranız kalmaz. Önünüzdeki bütün fişleri ortaya sürecek kadar haklı olduğunuz bir an asla yoktur. Genel kurallardan biri en az 100 temel birime sahip olmanız gerektiğidir. 10.000 dolarla başladığınızı varsayarsak 100 dolarlık bir birimi rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hataya yer bırakma bilgeliği, belirsizliğin, rastlantısallığın ve şansın yani bilinmeyenlerin her zaman hayatın bir parçası olduğunu kabul etmektir. Bunlarla başa çıkmanın tek yolu olacağını düşündüğünüz şeyler ile olabilecek olanlar arasına koyduğunuz mesafeyi geniş tutarak bir başka gün yine savaşabilecek durumda olmanızı sağlamaktır. Ayrıca kitap şunu da ekliyor. Sarsılmaz kesinlikle konuşan biri emin olamayız diyen ve olasılıklarla konuşan bir diğerinden fazla takipçi kazanacaktır. Bu maalesef ülkemizde de böyle. Hatta Twitter ve YouTube'da hat safada. Bakın kitap bir olay daha anlatıyor onu da kısaca okuyayım. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942 yılı sonlarında bir Alman tankçı birliği şehrin dışındaki otlaklarda yedekte beklediği sırada yaşananlar. Ön saflarda tanklara umutsuzca ihtiyaç duyulduğunda herkesi şaşırtan bir şey oldu. Neredeyse hiçbiri çalışmadı. Birlikteki 104 tankın 20'sinden azı çalışabilir durumdaydı. Mühendisler sorunu çabucak buldular. Tarihçi William şöyle yazıyor: "Cephe gerisinde hareketsiz geçen haftalar boyunca tarla fareleri tankların içine yuva yapmış ve elektrik sistemlerini kaplayan yalıtımı yiyip bitirmişti. Almanlar dünyanın en gelişmiş donanımına sahipti. Gelin görün ki tarla farelerine yenilmişlerdi. Ne tür bir tank tasarımcısı farelere karşı korumayı düşünür? Makul düşünen birinin aklına gelmez." tankların tarihini okumuş birinin de öyle. Bu olay finans dünyasında da sıklıkla olur. Daha önce hiç yaşanmamış bir şey meydana gelir. O yüzden mutlaka kendinize bir güvenlik marjı oluşturmak ve her an her şeyin olabileceğini düşünerek hareket etmeniz gerekir. Kitapta bunlara benzer birbirinden değerli 20 tane farklı bölüm var. Hepsini burada anlatmamın mümkünatı yok ama kitabı kesinlikle okuyun. Sonuç olarak Paranın Psikolojisi kitabı nasıl doğru bir şekilde yatırım yapacağınızı ve yatırıma nasıl yaklaşmanız gerektiğini çok güzel bir şekilde özetlemiş. Böylelikle videonun sonuna geldik. Kitap önerilerini bu formatta bir seri olarak hazırlamayı düşünüyorum. Bu hafta bu serinin başlangıcını yaptık. Size önereceğim kitapları size önerdiğim sırayla okursanız inanın geldiğiniz nokta tahmin ettiğinizin üzerinde olacaktır. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.